قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم وائم كلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث صدق رسول الله ونتك حبيب الله yüzleri nur-u imanla münevver, gönülleri peygamberler seyyidi olan Muhammed Mustafa'yı sevmekle imanları kemale iren ve kalpleri aşkullah muhabbetullahil tezyin olan kıyamet gününe inanan hakkın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. Birkaç haftadan beri ananın babanın evlat örgü hakkını ve ona misal olarak bazı kıssalar size anlattık. Ondan sonra da birkaç haftada evlatların ana baba üzerindeki hakkını anlattık. Yine bu hafta onlardan bahsedeceğim bir miktar daha. Dilimizin döndüğü kadar, ilmimizin yettiği kadar, siz nasibiniz kadar alacaksınız, biz nasibimiz kadar söyleyeceğiz. Fakat söylenen sözler buradan gelip buradan çıkmasın. Bunları hıfzetmek lazımdır ve yaymak lazımdır. Yani bir cennete gittiğimiz vakitte orada ömürlerimizi bedavaya vermeyelim. Böyle adam çekiştirmekle havai sözler konuşmayalım. İnsanları irşad edecek, hakka götürecek, Allah'a sevdirecek, Allah'ın celalini ve cemalini ve kevalini bildirecek kelimeler konuşalım. İbadullah'ı irşad etmekle mükellefiz. İşte söylediğim hadis-i şerifin de yani deryadan katre, şemisten bir zerre olarak hepiniz birer çobansınız. Her çoban kendi sürüsünden mesul diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimenin de yeri göğün sahibi, bilinen ve bilmeyen alemlerin maliki Allah diyor ki, ey müminler, ismimle isimlendirdiğim müminler, nefsinizi ve evlad-ı eyalinizi nar-ı cehennemden koruyunuz diyor. Şimdi baba namzetlerine söylüyoruz. Bugüne kadar ders dinlemiş, dinlememiş, bilmemiş, filan. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Zararlar öndürersek orası kar bizim için. Şimdiki ekseriyi hitap edeceğim bu söz, baba namzetlerine veyahut çocuklarına gelin alacak olan dedelere, babalara. Birinci, evladın ana babasının hakkının bir tanesi helal lokma yemek. Helal lokma ile belindeki insan nüvesini hazırlamak. Ve o nüveyi yabancı yerlere zayi etmemek. Anlıyorsunuz değil mi? Emaneti yerine vermek lazımdır. Böyle Allah'ın sevmediği fuhşiyata, menhiyata giderek o topladığın insan nüvesini dökmen, zayi etmen, ömrü azizini havaya vermen gibidir. Evvela helal lokma yenecek. Helal lokmayla belli ki nüve, insan nüvesi biriktirilecek. Sonra helal süt emmiş, senin anlayacağın, benim anlatacağım sütü sümü temiz, iffet ırz sahibi, dinle, diyanetine sahip, ırzına sahip, vefakar bir hanım alacağız. Kız olan kız alınırsa daha eftaldir. Dul alırsan sevabı çoktur ama eski kocasıyla seni mukayese eder. Eski kocasındaki bazı faziletler senden yüce ise onda gözü kalmış olur. Bu kadar söylüyorum. Fazla uzun uzun konuşmak isteyenler benden gelip konuşurlar. Burada bu kadar. Çünkü yaptığımız da. Takiz olması şart. İffet ırz sahibi olması şart. Çünkü zürriyetin senin kıyamet gününe kadar o tarladan gelecek. Nasıl ki iki günlük dünya için sulak, verimli tarla arıyoruz ki hakkımızdır, aramamız doğrudur. Anne de bir tarladır. O tarladan gelecek olan zürriyet ebediyen seni temsil edecek. Senin yaptığın hattı harekat, kötü ahlakın evladın üzere tesiri olur. Geçen hafta misallerini verdik, kıssalarını anlattık. Bunu bana daha kısa olarak, bana daha büyük bir delil olarak verebilir misin, veririm ya. Bak hepiniz bilirsiniz ve bilmeyenler duysunlar. Hamileyken kadın bir şey çalsa yahut bir yere dikkatli nazar etse çocukta o baktığı şey zahir olur. Demek ki ebeveynin yapacağı suç çocuk üzerinde zahir olur. Çocuğun kusuru yoktur. Ondan dolayı ahiret aleminde çocuk muhaze olmaz ama ana baba muhaze olur. Mesela üzüm çalsa anne çocuğun bu karşısının alnında yahut vücudunun herhangi bir tarafında üzüm çaldığını çıkıyor böyle. Ciğer çalsa, yahut tavşana baksa dudağı yarık çıkıyor. Bir zamanı geliyor onun. Mayuna baksa çocuk mayun gibi oluyor. Onun için İslam şeriatı kadınları kötü şeye bakmaktan men etmiştir. Erkekleri de öyle kötü şeye bakmaktan men etmiştir.
Efendim kapanmıyor. Allah sana gözüne kapak vermiştir. O kapanmıyor, sen gözünü kaparsın. Gözünüz kapak salık olsaydı o vakit derdik ki gözümüz kapaksız derdik. İlk bakışta günah olmaz. Bir daha bakarsan o vakit günah olur. Güldür ozarla yani. Onun için Cenab-ı Hak bir ferahlık olduğu vakitte ona afatun nazar derler. Yani göz afatı derler. Bakmayacaksın. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem el aynanu yeznani buyuruyorlar. Gözler zina eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve etek zinasından daha eşittir. Çünkü etek zinasında bir kere kere yattığım insan soğur. Gözüne alır. Fakat göz bakmaya doymaz. Toprak suya doymaz, kadın erkeğe doymaz. Gözüne sahip olacaksın. Onun için evvela alacağımız tarla, yani zürriyetimizin bakası olacak. Bu tarla yok mu? O anne, anne yani. Ki Allah-u Teala ve onun Resulü ona şöyle buyurmuş, anneye en yüksek rütbeyi vermiştir. El cennetü tahta aktabül ümmahat, cennatü aliyat annenin ayağı altında demiştir. Allah! En yüksek rütbe, cennet. İşte Cenab-ı Hakk'ın cemal, cemal sıfatının tecelliyatıdır. Cennet annenin ayağı altındadır. O anneyi iyi anne alacaksın. Evladına iyi anne alacaksın. İffeti, ırzı, namusu yerinde. Mert olacak. Sen İstel Muharebesi nereden başladı biliyor musun? Onun ben sana tarihçesini burada anlatıvereyim. Anadolu'da erkeği gördü mü kadınlar sırtlarını dönerler. Öyle bir adat eskiden beri gelmiş anane. Korkulundan değil. Bir kavmin ananesi bu. Mesela Çinliler iki tane saman çöpünden pilav yiyorlar. Kimse ayıplamıyor. Bizimkini ayıplıyorlar nedense. Eğer biz o iki saman çöpünden pilav yeseydik sinikta alay ederlerdi bizi. Şimdi şey moda olmuş Avrupa'da, Amerika'da ondan yiyorlar böyle şeyler. Saman çöpünden pilav yiyor. Adamın kaç tane pirinç alır saman çöpü? Ha, niçin bunu söylüyorum? Onda oğlum ayıplanmıyor, bizde bu ayıldığım ayıplanıyor. Efe gitmiş çeşmeye, bir Türkmen kızı gitmiş İzmir tarafında, Ege'de. Tesliği koymuş çeşmeye, Efe de gelmiş, dedi kız, sen erkekten sakınmıyorsun dedi. Çek şu tesliği, dönerim dedi. Kız dedi ki, hayır hangi erkekten sakınacağım ben dedi. Ben erkek değil miyim? Sen erkek misin dedi, Yunan ne arıyor İzmir'de dedi. Sen erkeksen eğer dedi. İyi dinle. Çok misalleri var ama vaktimiz dar, sizi fazla oyalamayayım burada. Demek erkeksin, ha sen dedi, Yunan'ın ne işi var İzmir'de dedi. Efe Bey aldı kızanlarını, başladılar Yunan'la harbe. Oradan başladı işin başı. İskender Muharebesi. Sonra Cenab-ı Allah bize fethi futuhat verdi. Zaten esarete tahammül edemez bizim kavmimiz. Ölmek için daha hayırlıdır. İstiklalimizi kaybetmekte, hürriyetimizi kaybetmekte ölmemiz daha hayırlıdır. Biz düşüşte çökerek yaşayamayız. Kaç devlet kurmuş babalarımız, abay ecdadımız? Kaç tane devlet kurmuşlar? İnşallah ilahi yümlü haşrı ver karar, milletimizin istiklali baki kalacaktır. Allah din ahına dökülen kanlar hürmetine, şehitler, gaziler hürmetine, çünkü bu devletimiz bizim gaziler ocağıdır, şehitler ocağıdır. Hanginizin hanesinden şehit yoktur soruyorum. Bir sor bak evine. Hepinize ihtar ediyorum. Sen de 3, ötekinde 7, ötekinde 19. Allah için de öyle şey. Kurbanlarımız var böyle. Onları kanımızı bırakmayacaktır. Bu milletin yine kadını böyleydi. Yere, affedersin, yeri değil ama söylemeden geçemeyeceğim. Benim edepsiz ve beni tövbetendir beyiniz. Şimdiki misal vereceğim. İzmir'e yalan çıktığı vakitte umhaneye gitmek istemişler. Umhaneye. Türk umhanesinde, İslam umhanesinde bulunan kadın kapıyı çevirmiş, silahı eline almış, demiş ki burası Müslüman umhanesidir. Buraya kafir gelemez. Biz orospu olduysak kafir olmadık demiş. Gavra teslim olmayız demiş. Bu milletin orospusu dahi böyle namusluydu. Bu kadar izan-ı irfanla terk ediyorum seni. Allah-u Teala'nın sevmediği sıfatlardır bunlar. Onun için sen bir anne alacaksın ki o Kur'an'a mutabık olacak. O Fatıma-ı Zehra'ya layık olacak. O gözünü yumduğu vakitte Hatice'nin kucağına düşecek. Böyle bir anne hazırlayacaksın kendine, aile hazırlayacaksın. Sonra onu helalle besleyeceksin. İşin felaketi haramdan gelir. İki hafta önce söylemiştim. Hazreti Adem şecere-i memnuadan yedi. Sonra kayetti. Kayından ot çıktı. Ottan yılan yedi, zehir aldı. Karındaki bakiye kalan nüvesinden
Kabil dünyaya geldi, Habil'i katleyledi. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da yevme yefirul mer'ü min ahiyi ve ümmihi ve benih diyor Kur'an-ı Kerim'de. Açın bakın Kur'an-ı Kerim'i. Kıyamet gününde kardeş kardeşten, evlat babadan, baba evlattan kaçacak. Neden? Haramdan beslediysen çocuğunu, onu okutmadıysan. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, İslam'ından evvel iki şey aklıma geldiği vakitte birine gülerim, birine ağlarım diyor. Güldüğüm şu, elimle hamurdan put yapardık, ona tapardık. Karnımız acıktığı vakitte tattığımız ilahı yerdik. Bu hatırıma geldiğinde gülerim diyor. Ağladığımda şudur diyor. Birkaç tane evladımı koca ellerimle toprağa basarken kız çocuklarını öldürürlerdi Araplar. Be'eyyize bin kutilet ayet-i kerimesi ona işarettir. Koca ellerimle onu toprağa basarken o küçük elleriyle benim sakalımdaki toprakları temizliyordu. Bu hocanın sakalına toprak düştü diye onları boğardım diyor İslam'dan evvel. Kız çocuklarımızı boğardık, ona ağlarım diyor. İslam gelince vakti cahit olan bazı şeyleri güldürdü, bazı şeyleri insanlara ağlattı. Yani sen şimdi Ömer'e kafa tutma sakın ha. Çocuğunu boğduydu, şöyle oldu. Ama İslam'dan evvel o. Kim ki evladına Allah'a, peygamberi bildirmez. Vatan sevgisi, insaniyeti, hizmeti tattırmaz, öğretmez. Çocuğunun ruhunu öldürür. Ömer çocuğunun cesedini öldürdü, ruhu baki kaldı. Her kim ki Allah Muhammed'i evladına öğretmedi, İslam'ı bildirmedi, onun ruhunu öldürdü, ebediyen nara götürdü. Yarın yevmi kıyamette ilk davacı kendi evladıdır. İyi bir anne seçeceksin. Helal lokma yemiş. İyi bir kimsenin evladı olacak. Besmeleyle ana rahmine düşmüş olacak. Besmeleyle. Sonra gene o yavrunun ana karnında olduğu vakitte o hanıma gene helal yedireceksin. Geçen hafta abdest süt vermenin cezasını ilan etmiştim size. Mükafatını ve cezasını söylemiştim. Sonra çocuk dünyaya geldi. Çocuğun sağ kulağına ezan okuyacaksın. Sol kulağına kâmet edeceksin. Bir güzel isim vereceksin ona. Peygamber isimlerinden, gazi isimlerinden, kahramanlıkla meşhur olmuş, insaniyete önder olmuş insanların isimlerini vereceksin. Ekseri bizim milletimizin, gene söylemeden geçemeyeceğim, lakabı Mehmetçik. Mehmetçik, yani Mehmet'in ismi taskiri. Biz Muhammed ismi çağırmayız, Türkler Mehmet diye çağırırız. Şevene gelince, Muhammed isminde bir zatı hakaret edersen peygamberin ismi olmak münasebetiyle büyük bir cürüm işlemiş oluruz. Onu düşünerek veyahut Muhammed ismini koyduğumuz zat peygambere yakışmayacak bir sanata meşgul olursa çirkin olur. Mesela meyhaneci, Muhammed, meyhaneci Muhammed diye yazılsa ne olur? Ne olsun billahi Allah'ıma zavuyorsun. Hani onun için Türkler bunu düşünmüşler, kibarlıkla Mehmet demişler. Onun da isim taskeri olan Mehmetçi'yi bizim askerimizin, şanlı askerimizin lakabı olarak takmışlar, şanlı askerimizin elhamdülillah. Şimdi burada bir müjde daha vereceğim sizlere. Ahmet, Muhammed, Resul-i Ekrem'in sevgili isimlerindendir. Muhammed ismi Kürre-i Art'ta ve Kur'an'da. Ahmet ismi İncil'de ve Sema'da. Kıyamet gününde Peygamberimizin ismi Mahmud'dur. Sahib-i makam Mahmud'dur Peygamberimiz. Her kim ki bu isimleri evladına takarsa bu isimlerden dolayı çocuk taltı görecektir ahirette. İnsan sevdiği kimsenin ismine hürmet eder. Allah Muhammed'ine tazim ettiği için İsmi Ahmet Muhammed olanlara ayrı bir iltifat görecektir. Gene zamanımızda, dünya hayatında bir meclise ismi Ahmet yahut Muhammed isminde bir kimse gelirse orada bulunan halkın ayağa kalkarak ona yüksek bir yerde yer vermesi şeraittendir. İman alametlerindendir. Bir kahveye geldir mesela bir toplu yere ismi Ahmet yahut Muhammed ismine hürmete ayağa kalkılarak ona yüksek bir yerde başkışığı yer vermek isminden ötürü bu iman alametlerindendir. Çocuklarımıza böyle hayırlı isimlerden koymak lazımdır. İsim bir alamettir. Mana aranmaz. Ama tarihte şan vermiş, nam vermiş isimleri koymak. Hele bazı Resul-i Ekrem'in 200 küsur ismi var Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ne isimler vermiş Kur'an'da peygamberine, Beşir, Nezir. Hiçbir peygamberin hayatını Allah kasem etmemiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını Allah yemin etmiştir. Resul-i Ekrem'in cemali ba kemaline Allah yemin etmiştir. Saçlarının siyahlığına yemin etmiştir. Doğduğu vakte yemin etmiştir Hazreti Allah. Semavatın ve ardın sahibi Allah. Celle Celaluhu Hazretleri. Güzel bir isim evladına koy. Layık olan. Ceddin isimlerinden bir tanesi. Baban, dedelerin isimlerinden. İlk konuşmaya başladığı vakit tevhid-i talim edeceksin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evvela. Baba,
anne efendime başladı mı? La ilahe illallah. Kulağının yanında söyle daima böyle. Çünkü insan kulaktan alır ne alırsa. Kulaktan alır insan. Dilsizler dilsiz değildir. Sağırdır. Onun için konuşmazlar. Meyit de öyle. Ölürken bir kimseye la ilahe illallah de deme sakın ha. Canasıyla demeyeceğim der. Onun yanında la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Allah la ilahe illallah böyle. Onun nasibi varsa hemen beraber söyler onu. Zorlama kimseyi sakın ha. Ama çocuğun da yanında böyle küçükken konuşmaya başladığı vakitte tevhidi, hanende tevhidi çok getirirsen hanende tevhidi çocuğunun kulağından onun kalbine ne yaparsın? Bu nuru indirirsin. Kalpte bir çocuk olur. İman çocuğu olur. Veled-i kalp derlerdi buna. Kalbin çocuğu derler. Kalbin semeresi. Veled-i kalp. Kalp çocuğu. Erkek olur, dişi olur. Dişi olursa, kız olursa eğer dürüst insan olur. Fakat kimseyi irşad edemez. Hak yola götüremez. Kendi hak yolunu bulmuş, oradan gider. Erkek olursa kalpteki çocuk eğer o tevhid nuru halkı ne yapar? Halkın çobanı olur. Hakka, Allah'a götürür onları halkı. İyiliğe götürür, necate, felaha götürür. İyi insan olur. Özü doğru, sözü doğru. Nefsine, vatanına, cemiyete, herkese hayırlı olur. Tam Müslüman olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman kimdir dedi. Ve cevabını verdi kendisi. Elinden, dilinden zarar görmeyen kimse Müslümandır. Allah'a teslim olan adam budur. Dilinde yalan, elinde hıyanet böyle, böyle Müslümanlık olmaz. Olur ama imanını götürebilirsin ahirete bu şekilde. 4 yaşında, 4 aylık, 14 günlükken Kur'an'ı talime başlayacaksın. İlme vereceksin çocuğu. Tahsil-i ulum ettireceksin. Hem dünyevi ilimleri hem ahiret ilimleri. Boş durmak yok. Çok geri kaldık. Hem dünya ilmini hem ahiret ilmini. Çünkü bizim dinimiz dünya ile ahiret cem etmiştir. İnsanın vücudu da öyledir. Ruh ahireti temsil eder, ceset dünyayı. Onun için duamızda Rabbena atina fi dünya hasene. Ya Rabbi bize haseneyi dünyada ver ve fil ahirete hasene, ahirette haseneyi ver. İkinci cem ederiz biz. Ayrı ayrı şeyler değildir. Ruhsuz ceset yaşamadığı gibi yahu cesetsiz belli olmadığı gibi bir adamın İslam'ı varsa eğer imanı varsa cesedinden zahir olacaktır onun nuru. Geçiyoruz. Hem okutacaksın hem de çocuğunu en akal bir sanat sahibi yapacaksın. Çocuğun ana baba üstüne hakkıdır bu. Okutacaksın, yetiştireceksin, memlekete ikram edeceksin. İpek böceği gibi böyle. Kimden konuşuyor, ne yapıyor? Alıp sokağa atmayacaksın. Heba etmeyeceksin. Hırsızlan mı, uyursuzlan mı, içkiciyle mi, sarhoşlan mı, ayyaşlan mı, namussuzlan mı, kimden düşüp kalkıyor? Sokağa atamazsın. Arkasından takip edeceksin. Sıkmayacaksın. Korkutmayacaksın. Oynamaya müsaade edeceksin. Hep nerede evet, nerede hayır demesini bileceksin yani. Tahsili ulum ettirdiğin gibi en akal bir sanat. Çünkü bir gün gelir, tahsil para etmez, o sanatıyla geçinecek. Kimseye el açmaz. İslam'da en ayıp şey halka el açmaktır. Bundan ayıp bir şey yoktur hiç. Hatta bir fukara kifaz ne kadar aldı mı, yiyecek kadar, ölmeyecek kadar aldı mı yemeyemez sonra. Haram olur. Ama bizim şimdilik bilmiyoruz biz hangisi fukara hangisi değil, karma karışık olduğu iş. İsteyenlere veriyoruz, boş çevirmiyoruz kapımızdan. Çünkü Allah da öyle demiş. Demiş ki sahili boş çevirme kapından demiş. Az çok bir şey ver, vermesin de tatlı sözden def et başından. Tatlı sözün, acı söz söyleme, akrep olma. Yemen olma, sokma kimseyi. Sonra kamil bir adama onu iletik edeceksin, göndereceksin yanına. Bakacaksın böyle büyüklerden kim var, kamil adam. Yetişmiş, yarım adam değil. Onun yanına göndereceksin, onun ahlakıyla ahlaklansın diye. Sonra icap ettiği vakitte onu genç yaşında evlendireceksin. Pek fazla yeri gitmesin. Cahilken evlendir. Biraz kafa işlem varsa evlenmek sonra. Evlendireceksin. Vazife, babalara söylüyoruz bunu. Torunlarını alacaksın. İki çocukla değil. 10 çocuk yapacaksın. Anadolu 200 milyonu besler. 20 çocuk yapacaksın. Ama böyle bakacaksın ama şartı bu. Sokağa atmakla değil. Öyle iki çocuk olsaydı öyle... Şimdi eğer dünyada eşimiz kalmazdı dünya yüzünde hiç. Kalmazdı. Neslimiz kalmazdı. Nerede yiyip ne? Allah razı kalen hiç kimse aşktan ölmedi. Aşktan kimse ölmez. Yalnız yetiştireceksin çocuğunu. Bakacaksın. Sefahata gitmeyeceksin. Sefahat yok İslam'da. Bilmiş ol ki dünya ahiretin tarlasıdır. Burada hazırlığını yap.
Hani bu camiye geldin, bir saat olduğunu çıkıp gideceğin gibi dünyaya geldin, 50 sene, 60 sene sonra çıkıp gideceksin. Bitti bu. Size çocukların ebeveyn üzerindeki haklarından bahsettim bir miktar. Hepsini söylemedim, söyleyemedim. Sonra katiyen beddua etmeyeceksin çocuğuna. Beddua yok. Hatta birisi Abdullah el-Mübarek'e gelmiş. Dedi ki, ya Abdullah el-Mübarek, evladım çok asi dedi. Hazreti Abdullah el-Mübarek dedi ki ona, sen çocuğuna beddua ettin mi dedi. Ettim, çocuğunu sen asi yapmışsın dedi. Gözün kör olsun diyeceğine kör olmasın de. Allah cezanı versin diyeceğine cezanı vermesin de. Allah seni iyi yapsın evladım de. Kötü söz yok. Dövmek de yok öyle, yüzüne başına falan vurmak falan böyle. Nasihat. Dinlemiyor. Sen Allah'ı dinlemiyorsun ki oğlun seni dinlesin. Oradan bileceksin. Allah'ı dinleyenin çocuğu kendini dinler. Kim Allah'a itaat eder, bütün mahlukat ona itaat eder. Kim Allah'a asi olur, bütün mahlukat ona asi olur. Kim Allah'a itaat eder, Allah da ona itaat eder. Ben ata'ane fakat ata'dehu. Kim Allah'a zikreder, Allah onu zikreder. Allah! Müminler, hayırlı evlat olduğumuzu şimdi gösterelim. Babalarımız kusur yaptıysa onlar hakkında Cenab-ı Hak'tan istiğfar. Cenab-ı Hak'a istiğfar edelim onlar hakkında. Gene evlatlarımız hakkında kusurlarımız varsa onları hemen tamir edelim. Hakkıyla gelelim. Nereden dönersek zararın karı oradadır. Yani bittim mahvoldum deme. Allah'tan ümidini kesme hiç. Daima kalbin Allah'ta, onun esması dilinde, sevgisi gönlünde olsun. Her yerde Allah'ı an. Allah. O vakit mahrum olmayacaksın. Allah diyen mahrum olmadı. Allah diyen mahrum olmadı. Allah'ı tövbeyle zikredersen, o seni affıyla zikreder. Resul-i Ekrem'in ismini içtiğin vakitte ona kalple bağlan, ona salat selam oku. Münciğin şefaatçin odur. Şefaatçimiz odur. Kurtuluş oradandır. Onun kapısından kim girerse Allah'a mülakat eder. Bab-ı Muhammed'den girmeyen Allah'ı bulamaz, hak rızasına iremez. İbadet ve taatına dikkat et. Diline, lisanına, eline, beline, diline sahip ol. İbadet ve taatına yap. Sakın ha, yarına bırakma işi. Gencim daha yarın, evladım, gencim deme sakın ha. Görmüyor musun? Meyveler daha kemale girmeden düşer. Kart hayvanı kesmezler. Kalmaz ki kart hayvan, gençliğinde keserler insan ekserisini. Pek enderdir çok yaşayan kimse. Hemen aklını başına al. Memursan işine dikkat et. Eshab-ı mesali işini gör. Devletine seve seve hizmet eyle. İnsanlığa seve seve hizmet eyle. İnsanlığa hizmet Allah'a hizmettir. İnsana teşekkür Allah'a teşekkürdür. İnsana ihanet Allah'a ihanettir. Allah öyle bağlamış birbirine. El ele el hakka. Ya Rabbi, sen kerimsin, rahimsin, halimsin, raufsun. Bizlere mübarek günde senin hanene geldik, toplandık. Bizi buradan boşa verme ya Rabbi.